Öncelikle tabii Türkiye'de bize de dava açıldı biliyorsunuz. Yani İsrail'in içerisinde olan bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'i tamamen boykot etme çağrısında bulundular. Yani sanatta, sporda, her şeyde İsrail'i yalnızlaştırmak, İsrail'in bu katliliğine karşı, İsrail'in bu gerçekten canavarlığına karşı ve doğal olarak bizler de İsrail'i Mavi Marmara'dan sonra daha çok yalnızlaştırmak için buraya gelen bir takım İsrail'li sanatçıların bir proje doğrultusunda geldiğini halka duyurduk, ilan ettik, delillerimizi ortaya koyduk. Spor müsabakalarıyla ilgili de tavrımızı ortaya koyduk ve gönüllülerimiz bu konuda protestolar yaptılar. O dönem bizim aleyhimize Türkiye'de ne yazık ki davalar açıldı. Önce bizim aleyhimize dava açıldı. Sonra biz zorlayarak Türkiye'de davalar açtık. Bu davaları açmamız o kadar kolay olmadı. Çok zor şartlarda davalar açtık. Çok engeller çıkarıldı. Dosyamızdan evraklar çalındı. Ama buna rağmen 2 yıl boyunca böyle gerçekten nakış nakış dokuyarak kamuoyunu da çok fazla bilgilendirmedik. Çünkü mücadelenin o aşamalarında sessiz kalarak mücadele etmemiz gerekiyordu. Ve sonuçta hukuk davaları yani tazminat davaları açıldı ve ceza davası açıldı. Bu dünyada ilktir. O nedenle İsrail davaları mı, özrü mü, tazminatı mı, ablukayı mı önceliyor derseniz İsrail medyasını takip ettiğinizde davalar hepsinden öndedir. Özür birçok sebepten dolayı dilenmiştir. Buna herkes birçok yorum yapabilir. 20-30 tane sebep sayabiliriz. Hangisi olursa olsun aslında bir başarıdır. Çünkü İsrail'in yalnızlaşmasının sonucudur özür. Ama özrün karşılığında İsrail davaların kaldırılmasını istiyor. Bu davaların kaldırılması için Türkiye'de siyasette olsun, bürokraside olsun belli bir kesim ya İsrail özür diledi, bu davaları kaldıralım diyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu davalar kaldırılamaz. Bu davalar adaletin gereğidir. Bu davalar İsrail'e açılan ilk davalardır. Bu emsal teşkil edecek. Biz İsrail'den öyle tazminatlar alacağız ve ceza davasında öyle sonuçlar çıkacak ki İsrailli yetkililer bundan sonra dünyada rahat hareket edemeyecek. Abluka onlara uygulanmış olacak. O nedenle özür güzeldir. Memnun olduk. Ama bizim için önemli olan davalar birinci sırada, ikinci sırada özürdür, üçüncü sırada tazminattır, üçüncü sırada ablukadır, dördüncü sırada tazminattır. Tazminatlar da can yakıcı tazminatlar olması lazım. Ablukada sadece Gazze'ye abluka değil, bütün Filistin'e abluka kalkması lazım. Şimdi hala Mescid-i Aksa'ya saldırıyorlar. Bakın hala Gazze'ye füze atıyorlar. Şimdi ben burada bu özrüden dolayı elde ettiğimiz başarıyı yeterli görenlere seslenmek istiyorum. Ya bu özür eğer yeterliyse bu sadece Türkiye'nin bir mutluluğu olarak mı algılanıyor bu mücadele? Biz Filistinli kadın ve çocuklar için oraya gitmedik mi? Şimdi özür diledi. Türkiye başarıya kavuştu. Çok güzel. Ama hala füzeler atılıyor. Hala Gazze'ye saldırılıyor. Hala Batı Şeria'da insanların evleri yıkılıyor. Yerleşimciler getiriliyor. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadeledir. Bizim Mescid-i Aksa yürüyüşümüz vardır. O nedenle özür başarıda bir adımdır. Sadece bir adımdır. Başarıdır ama bir adımdır. Zaferin kendisi değildir. Zafer Mescid-i Aksa ve o topraklar özgürleşinceye kadar devam edecek bir sürecin sonucudur. Onun için biz davalardan vazgeçmeyiz. Davalardan hiç kimse de vazgeçemez. Hiçbir irade davalardan vazgeçerek Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri de normalleştiremez. Bu halk buna izin vermez. Yani kim hangi konumda hangi sözleri sarf ederse etsin, önemli olan halkın gönlüdür, hakkın istediğidir.
Allah'ın razı olacağı şeydir.